Çiftlikköy Belediye Başkanı hizmetleri ve projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani başkanımızın verdiği vaatleri yerine getirmeye çalıştığını düşünüyorum. En azından sahili temizlemeye başladı, mukab başladı diye biliyorum. Verdiği sözlerde duracağını umuyorum. Doğruyu konuşması memnun değilim bir halk olarak. Çünkü niye? Plajlarda gerçekten çok rezillik var, pislik var. Deniz anası sarmış, kimse bakmıyor, ilgilenmiyor. Halkı kimse düşünmüyor. Büyüklerimizden tek şunu istiyorum. Gerçekten sadece hayvan barınağı yapana kadar biraz da insanlara değer versinler. İlk başında olmasına rağmen yine de çalışacağına, bir şeyler yapacağına inanıyoruz. Yani şu anlık işte ufak ufak bir şeylere başladı ama inşallah diğerinden daha iyi olur. Diğerinden hiç ama hiç, bunu bastırarak söylüyorum, memnun değildik. İnşallah bundan böyle bir ufak da olsa bir ufuk görüyoruz. Memnun kalacağız gibi diye düşünüyorum. Memnunum. Başkanıma başarılar diliyorum ve kendisine böyle uzun yollar diliyorum. Memnunuz. Çok teşekkür ederiz hizmetleri için. Bisiklet yolundan gelirken karşıdan pis kokular geliyordu. Hani denize akan bu pis kokuların ortadan kaldırılması konusunda özellikle yardımcı olursa seviniriz. İşte bir de sahilin bu çöplerinden bayağı bir sıkıntımız var. Bunlar için bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Daha önce buralar yıkanıyordu, temizleniyordu. Evet, hiç eleman görmüyoruz burada yapılan çalışmaları. Yeşillikler kurumuş durumda. Yani o kadar çok sorun var ki hangisini söyleyeceğimi şaşırıyorum. Ben burada geldiğim zaman Çiftlikköy'de 45 sene önce geldiğim Yalova'mdaki Çiftlikköy'le farklı bir Çiftlikköy görüyorum. Gelişmiş, sokakları, kaldırımları gayet güzel. Çok nüfus almış bir yer olmuş burası. O da çok hoşuma gidiyor. Dağınıklık yok. Gözümüzü bozan herhangi bir manzarayla da karşılaşmıyoruz. Daha iyi olacağına inanıyorum. Ne düşüneyim? Sonumuz Allah hayır etsin. İyi zamanda değiliz. Ateş pahalısı her şey almış yürümüş. 10.000 lira maaşla biz nasıl geçinelim? Ne yapalım?